Herkese merhaba. Bugünkü Köpekpedia video konumuz evde bakılabilecek köpek ırkları. Bunun için size iki tane ırk önereceğiz. Bu ırkları seçmemizin nedeni, bu ırklar ikisi de çok eskiden beri insanlarla beraber olan çok eski ırklar. Bunların minimum 300-400 yıllık geçmişleri var iki ırkın da. İki ırk da birbirinden tamamen farklı ırklar. Artıları ve eksileri var. Bunları da size anlatacağız. Şimdi ilk ırkımız Chihuahua. Çocuğumuzda gördüğünüz bir Chihuahua, beyaz bir Chihuahua. Chihuahua ırkı Meksika kökenli bir köpek. Daha önceden olan tipleri esas orijinal. Bunlar daha uzun burunluydu. Fakat şimdi burunlar görsel olarak kısaltıldı. Bunlar Amerika'daki yetiştiriciler tarafından işte daha kısa burunlu yavruları ayırıp bunları birbiriyle eşleyerek bu şekilde elde ettiler. Şu anki görünümleri bu. Yani dünyada gördüğünüz Chihuahua'ların %99'u artık Amerikan varyasyonu denilebilir. İlk orijinal halinden birazcık daha farklılar. Şimdi Chihuahua'lar aileyle çok iyi ilişkiler kurabilen muhteşem köpekler. Ailenin tüm bireylerini çok severler. Evde bir Chihuahua olması bütün aileyi çok eğlendirir. Çocuklarla araları çok iyidir. Ebeveynlerle, daha büyük kişilerle de iyidir ailedeki. Yalnız Chihuahua'nın şöyle bir problemi var. Boyuna bakmadan kendini sürü lideri yapmak isteyeceği için belli dönemlerde, özellikle yavru aldınız ve 1 yaşına geldikten sonra size sürü lideri olmak için tepkiler gösterecektir. Burada onu uyarmanız lazım, bunun yanlış olduğunu ve sürü lideri sizin olduğunuzu. Bunu da yüksek sesle istemediğiniz hareketleri yaptığı zaman uyararak yapabilirsiniz. Anladıktan sonra da mükemmel bir ev köpeğine dönüşecektir. Chihuahua'lar bir problemleri daha. Chihuahua'lar havlama sorunu olan köpekler çünkü bekçilik özelliği var. Chihuahua'lar 1,5 ile 3 kilo arası olur dünya standartlarına göre. Bu kadar küçük bir köpek muhteşem bir bekçidir. Örnek olarak evinize bir hırsız girdiği zaman hırsıza direkt saldıracaktır boyuna bakmadan. Bir zarar veremez ama bütün mahalleyi, bütün apartmanı aklınıza geliyorsa gelecek her yeri ayağa kaldırır. Herkesi bundan haberdar eder. Bu koruma içgüdüsü ve bekçilikten dolayı Chihuahua'lar biliyorsunuz kucak köpeği, cep köpeği olarak da geçiyorlar. Çanta köpeği de deniyor. İnsanlar kucaklarında, çantalarında taşıyorlar genellikle. Böyle bir Chihuahua görüp sevilmeye kalkarsa sahibini korumak için ısıracaktır. Buna emin olun. Isırdığı zaman da küçüklüğüne bakmayın, ciddi canınızı yakacaktır. Bakımları çok kolay köpekler. Çünkü tüy yapıları buna müsait. Kısa tüylü ya da uzun tüylü olsunlar, taranma ihtiyacı pek duymuyorlar. Kendilerini de çok temiz tutan köpekler olduğu için bir kedilerde olduğu gibi sürekli kendilerini temizlerler. Olduğu için de kirlenme pek olmuyor. Yıkanması sadece dışarıda oynarken bir çamura düşer vesaire olur. O şekilde yıkayabilirsiniz. Onun için de çok ihtiyaç duymazlar. Tüy dökme özellikleri var mevsimsel geçişlerde. Kısa tüylerini daha az döktüğü zannedilir ama aslında değil, uzun tüyler daha az döker ama uzun tüylerinde tüy yapıları kendilerini çok ısı geçişlerine koruyucu değildir. Chihuahua'lar özellikle soğuk havalardan çok etkilenirler. Bu yüzden mutlaka onları sıcak ortamlarda tutmanız gerekir. Soğuk iklimler onları rahatsız eder ve hasta olurlar. O yüzden özellikle kışın mutlaka ev ortamında olması gerekir. Eğer dışarıya çıkarıyorsanız da bir köpek kıyafeti giydirmeniz gerekir. Bu çok önemli. Aksi takdirde sağlık sorunu yaşarsınız. Bunun dışında bir problemi yoktur. Veterinere çok az giderler. Oldukça sağlıklı hayvanlardır. Ayrıca çok atletik hayvanlardır. Emin olun. Dışarıda kesinlikle Chihuahua'nızı tasmasız dolaştırmayın ve gezdirme kayıtsız. Aksi takdirde kendinden çok daha büyük olsa bile bir köpek, 10 katı, 20 katı büyüklüğünde o köpeğe saldıracaktır ve bunun sonucu da Chihuahua'nız kaybedecektir doğal olarak. Bu yüzden bu tavsiyelerimize uyun. Ama evinizi mutlu edecek, evinize neşe kaynağı olacak bir köpek ırkıdır. Evde beslenmek için çok uygundur. İkinci köpek ırkımız ise Shih Tzu. Shih Tzu Çin hanedan köpeğidir. Bu köpek ırkı uzun yıllar boyunca sadece hanedanlar ve hanedan soyunda gelenlerin bakılmasına izin verilen bir ırk olarak yer almıştır.
Dünya yayılması ise İngilizlerin Çin'i istilasından sonra İngilizler tarafından getirilmiş bir ırk. Sisyoların en önemli artıları, birincisi havlama problemleri hemen hemen hiç olmayan köpekler. Çok nadir havlarlar. İkincisi, insanlarla diyalogları o kadar çok iyidir ki insansız yaşayamayacak bir köpektir duygusal olarak. Evde siz neredesiniz, o orada. Gelir köşeye yatar. Yanınıza yakın bir noktaya ya da izin veriyorsanız bulunduğunuz koltukta yanınıza yatacaktır ve orada bekleyecektir. Çok fazla hareketle olmazlar evde. Sizin yanınızda olması yeterli. Ama siz oyun oynadığınızda da hayır demezler. Siz de oynarlar. Ama bu iki özelliği, özellikle havlama probleminin olmaması, apartman yaşamına çok uyumlu olduğunu gösteriyor. Bir de sizi çok seven bir köpek olması, sizden ayrılmaması, bu sizi çok mutlu edeceği için sizin için de bir akşam eve gelirken gelme nedeni olacaktır Shih Tzu'lar. Shih Tzu'lar aile bireylerinin tamamıyla çok iyi köpekler. Herkesi çok severler. Kimseyle sorun yaşamazlar. Gelen yabancıları da çok severler. Onlarla da bir sorun yaşamazlar. Bu özelliğinden dolayı da bekçilik yetisi olmayan köpeklerdir. Ama bir kucak köpeği, bir sevgi köpeği olarak bakıyorsanız Shih Tzu'lar müthiş hayvanlar. Shih Tzu'ların eksilerine gelince, birincisi uzun tüylü olmaları. Yani dersiniz ki ben veterinerde ya da pet shop'ta tüylerini kısalttırırım, tıraş ettiririm diye düşünebilirsiniz ama Shih Tzu'nun o zaman tüm güzelliği ve özelliği kaybolur. Bu yüzden bunu yapmak istemeyeceğiniz için bakım için zaman ayırmanız gerekir. Shih Tzu'ları haftada 3-4 defa mutlaka taramalısınız ki tüyleri düğümlenmesin. Ayrıca ayda bir defa da yıkamanız gerekir. Vücudundan salgılanan tüylerdeki izolasyonu sağlamak için yağ partiküllerini fazlalaşır ve keçe gibi olurlar. O yüzden ayda bir yıkamanız gerekir. Orijinal Safgan Shih Tzu'lar hiçbir zaman tüy dökmezler. İnternette bazen görüyorsunuz ya da farklı kaynaklarda işte Shih Tzu'm tüy döküyor diye şikayetleri. Bu doğru değildir. Eğer Shih Tzu'ya benzeyen bir köpek tüy döküyorsa mutlaka onun ebeveynlerinin içinde farklı bir köpek ırkı vardır tüy dökme özelliği. Tüy dökmediği için de çok fazla tercih ediliyorlar. Bu da diğer bir artıları ama bakım için zaman isteyen köpeklerdir. Shih Tzu eve geldiğinizde sizi çok mutlu edecektir. Aile bireylerin tamamını mutlu edecektir. Gerçek sevgiyi Shih Tzu'da yakalayabilirsiniz bu dünyada. Shih Tzu ile ilgili söyleyebileceklerimiz bu kadar. Köpeği çok fazla anlatmamıza gerek yok fiziksel olarak. Zaten yanımızda eşlik ediyor. Tabii tüylerinin bu kadar olduğuna bakmayın. Henüz 7 aylık. 1-1,5 yaşının arasında bu tüyleri kesmediğiniz sürece yerlere kadar saçaklı olarak inecektir. Görünümü çok daha güzel olacaktır. Tüyleri bu şekilde de uzun ama daha da uzayacak. Yaşından dolayı tam uzunluğuna ulaşmadı. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Bu iki ırkı sahiplenen kişiler de varsa ve videomuzu seyrediyorlarsa lütfen ırklarla ilgili yaşadıkları tecrübeleri yorumlar bölümüne yazsınlar ki birinci elden diğer kullanıcılarımız da bu ırklar hakkında doğru bilgilere sahip olsunlar. Teşekkür ederiz. İyi günler dileriz.